Büyükşehir Belediyesi Nizip çayını temizliyor. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarını arıtma deşarjdan çıkan atık sularını kirletti ifade edilen Nizip çayının arıtılması için yapılan boru hattı döşeme projesine başlandı. GASK ekiplerinin birinci etabını başlattığı boru döşeme projesinde toplamda 11 kilometrelik bir alanda kirli sular temizlenerek 1.6 metre çapında boruların içinden geçip dereye akacak. Böylece Salkın ve Adaklı mahalle sakinleri hem pis kokudan korunurken hem de bağ ve bahçede kullandıkları su temiz olmuş olacak. Bir yıl içinde yapılması düşünülen projenin daha erken bitirilmesini çabaladıklarını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Kara da yaklaşık 2 ay önce başkanımız köylülere söz vermişti. Şimdi proje tamamlandı. İhalesi yapılıp sözleşmesi de imzalandı. Bugün bu projemizin yer teslimini yaptık. Arazinin hazır duruma gelmesi, teknik çalışmasının tamamlanması çok uzun süre aldı. Ancak sorunun büyüklüğü bilindiği için olabildiğince hızlı bir çalışma yürütüldü şeklinde konuştu. Bu projemizin yer teslimini yapmak üzere buraya geldik. Bu noktada gerçekten çok özverili, hızlı bir çalışma sağlandı. Hem arazinin halihazır durumunun yapılması, teknik çalışmaların tamamlanması aslında çok uzun bir süre ama olabildiğince sorunun büyüklüğü bilindiği için olabildiğince hızlı bir çalışma yürütüldü. Tek elden yürütüldü. Sözleşmeler tamamlandı. Bugün itibariyle çalışmalarımız başlıyor. İşin toplam süresi 365 gün yani bir yıl. Ancak biz firmamızdan bu süreyi sonuna kadar kullanmasını istemeyeceğiz. Olabildiği kadar hızlı bir şekilde çalışmayı tamamlayarak özellikle bu bölgedeki halkımızın sıkıntısını gidermek için bir çalışma yapacağız. İnşallah biz bugün yer teslimini yapmaya geldik. Birazdan hep beraber yüklenici firmaya hem güzergahı göstereceğiz ve onlara başlama talimatını vereceğiz. Ve iş programı çerçevesinde de iş programının süresinden çok daha önce kendilerine bize öyle bir taahhütleri var. İnşallah süresinden önce de işimizi tamamlamayı düşünüyoruz. Sıkıntının gerçekten büyük olduğunu zaten dereye baktığım zaman anlayabiliyoruz. İnşallah biz de firma olarak elimizdeki bütün imkanlarımızı kullanarak yani sürenin sonunu beklemeden çok da fazla kış vaktine kalmadan projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. 20 seneden beri bu köylüler buradan müzdarip. Hastalıklar, çocuklarını kaybedenler oldu. Hayvanları telef olan oldu, ağaçları gidenler oldu. Bir sürü sıkıntı. Fakat maalesef hiçbir siyasi irade bunu şimdiye kadar çözemedi. Tam isabetli oldu. 17-18 seneden beri bu işle mücadele eden bir acizim ben. Fakat çözüm yer almadı. Gençlerimizin 1,5 sene önce başlattığı direniş sonucu ses gelmeye başladı. Siz de kulak verdiniz. Allah sizlerden razı olsun.